piyasa masasından günaydın, iyi haftalar diliyoruz. Ben Zeynep Erataman, araştırma müdürümüz Gizem Uzuner Gençlük'le beraber her sabah olduğu üzere karşınızdayız. Günaydın Gizem. Günaydın. Hareketli bir hafta olmaya namzet aslında bu hafta. İçeride biz ayın 21'inde kendi merkez bankamızın toplantısını göreceğiz. Terminalde 50 ila 100 bas puanlık faiz indirim beklentileri var 23 ekonomistin katılımıyla. S&P'nin potansiyel bir Türkiye not değerlendirmesi görünüyor ajandada. İhaleler var hazine tarafında. Yurt dışına baktığımızda bu sabah Çin'den başta büyüme olmak üzere verileri gördük. Amerika'nın sanayi üretimi, Euro bölgesinde enflasyon, Fed'in 5 kitap raporu, PMI'lar ve tabii bilançolar derken hareketli bir haftaya başlıyoruz. Nasıl bir açılış beklentisi içinde piyasalar? Şimdi bu hafta neleri takip edeceğiz? Genel itibariyle işte içeride en önemli şey Merkez Bankası'nın faiz kararı olacak. Biz de bugün anketi tamamlayıp zaten yayınlarız. Ama çok volatilite yüksek olduğu için hafta sonu riskini açıkçası almak istemedik. O yüzden bugüne bıraktık. Çünkü sabah Gizem Öztok Altınsaç'ta dedi ki yapılan anketleri belki hani zaten PPK üyeleri değişikliğinden sonra vesaire yeniden yapmak da gerekebilir. Kur da çok oynadı. O yüzden belki anketleri tazelemek de gerekebilir dedi. O anlamda belki biraz daha geç yapmak daha sağlıklı bir nabız yoklama sağlayabilecek bize. Kesinlikle öyle. Türkiye kadar oynaklı yüksek bir ülkede aslında ne kadar hafta sonu riski almazsam o kadar daha sağlıklı anket sonucu elde ediyorsun. Şimdiye kadarki en azından gözlemimiz bu şekilde oldu. Tabii daha önceden herkes bilmek ister de hani bilmediğimiz, öngöremediğimiz bazı şeyler olup da kurun mesela bu kadar hızlı değer kaybetmesi vesaire onlar tabii hesaba katılacak şeyler değil. Onlar doğal olarak hani ülke riski diyebileceğimiz şeyler. Merkez Bankası'nın kararı tabii ki bu noktada bizim için bu hafta önemli olacak. Dışarıda hem Çin hem de Euro bölgesine dair aktivite göstergelerini takip ettiğimiz bir hafta içerisindeyiz. Hatta bugün piyasalara baskı kuran da Çin'den gelen veriler oldu. Buradaki verilerin beklentilerin altında kalmasıyla beraber Asya piyasalarında biz satışlar gördük. Ve buradaki hisse senetlerinin kayıplarla aslında devam ettiğini işlemlere görmekteyiz. Nitekim bugünkü özellikle mesela açık olanlar üzerinden şöyle tabloyu değiştirecek olursak Asya borsalarında özellikle Çin borsasının bugün itibariyle baskı altına kaldığını söylemek mümkün. Artıda olanlar da var. Mesela Hindistan'ın Sensex ya da Endonezya'nın Jakarta borsası Çin'deki bu kötü gelen veriyi çok da fazla fiyatlamıyor şu an itibariyle. Ama döviz piyasasına baktığımızda mesela dolar karşısında gelişen ülke para birimleri, gelişmiş ülke para birimleri herkes kayıp içerisinde. Çünkü bu sabah başlarken Bloomberg Dolar Endeksi ki bunun içerisinde 10 tane para birimi var. Hani normal dolar endeksinden biraz daha geniş kapsamlı bir endeks bu. İçinde birkaç tane daha gelişen ülke para birimi var. O da doların küresel ölçekte güçlendiğini gösteriyor bizlere. Bu da aynı zamanda risk alma iştahını zayıflatan bir başka faktör. Faizlere baktığımızda faizlerin yükseldiğini görmekteyiz. Bu da risk algısına negatif etkiliyor. Emtia sınıfı bugün itibariyle karışık olduğunu eklemek mümkün. Bakır fiyatlarında %3,5, alüminyum fiyatlarında %2,9'luk bir prim görünüyor. Ama dolayısıyla dediğimiz gibi özellikle şu gösterdiğim iki varlık sınıfı yani doların küresel ölçekte değer kazanması ve faizlerin yükselmesi hisse senedi tarafında risk alma iştahını kesinlikle sınırlayabilecek bir faktör olarak karşımızda. Başka neleri takip edeceğiz? Burada özellikle bugün işte konut fiyat endeksi var. Hani en azından piyasa etkisi olması muhtemel verileri söyleyeyim. Bunda bir etki beklenmiyor. Hazinenin iki tane ihalesi var. Bir tanesi 2 yıl vadeli 6 ayda bir %8,6 kupon ödemeli tahvil. Bir de 5 yıl vadeli 3 ayda bir kupon ödemeli TLRF endeksi tahvilin ihalesi düzenlenecek. Bugün işte ekonomi koordinasyon kurulu toplantısı var. Onu bir takip edeceğiz. Evet. Fed üyelerinden Randall Quarles ile Neil Kashkari'nin konuşmaları var. Yarın da yine aynı şekilde Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 8 ay vadeli hazine bonosu ve 7 yıl vadeli 6 ayda bir kupon ödemeli değişken faizi devlet tahvillerinin ihalesini takip edeceğiz. Aynı zamanda bir de hazine 2 yıl vadeli 6 ayda bir kira sertifikasının doğrudan satışını da yarın gerçekleştirecek. Endonezya'nın faiz kararı var. Yarın Amerika'nın saat 17'de konut başlangıçları verisi var. Çin'de iktidar partisinin komitesi yarın gene toplanacak. Komitenin gündeminde hani tekelci karşıtı regülasyonlar gündemde. Bu biraz bütün dünyadaki iştahı hani etkileyebilecek bir haber akışı onu söyleyelim. Çünkü hatırlanacağı üzere daha önce işte teknoloji, eğitim sektörü gibi buralara aldıkları regülatif hamlelerin piyasadaki iştahı bozduğunu görmüştük. Çarşamba gününe baktığımızda orada Euro bölgesinin yıllık tüfe rakamlarını, Eylül ayının nihai enflasyon rakamlarını alacağız. Bunun haricinde çarşamba gündemi sakin. Perşembe günü saat 10'da içeride tüketici güven endeksini takip edeceğiz. Saat 14'te de Merkez Bankası'nın kararını takip edeceğiz. Yine her perşembe olduğu gibi haftalık menkul kıymet istatistikleri var. Perşembe gününün bir de şöyle bir önemi var. Bilanço sezonu içeride başlıyor. Aslında birkaç gün önceden başlıyor da hani büyük ölçekli şirketler için konuşmak gerekirse perşembe günü Tav'ın ve Arçelik'in
piyasa kapanışının ardından finansalların açıklanması beklenmekte. Bunun haricinde bir de Cuma gününe baktığımızda Euro bölgesinin hizmet PMI rakamları ve imalat PMI rakamları var. Rusya'nın faiz kararı var. Bir de şey var, saat 18'de Cuma günü Türkiye saatiyle Jerome Powell'ın politika paneli tartışmalarına katılacaklar. Bir de Merdeli'nin iklim değişikliği üzerine de bir konuşması var. Yani Powell'ın gündemi haricinde yine Fed başkanlarının da aynı zamanda bu hafta boyunca konuşmaları takip edilecek. Bu hafta boyunca takip edeceğimiz veriler zaten dikkat etmek gerekirse hani küresel tarafı çok 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 etkileyebilecek bir haber akışı olmamasının yanı sıra bizim için asıl hikaye tamamen Merkez Bankası'nın faiz kararı. Bugün de iştahın bir miktar zayıf olduğunu söyledim. Dediğim gibi Amerika'da özellikle tahvil faizlerindeki yukarı yöndeki sert hareketler borsaların yükselişin önündeki en büyük etken olarak karşımıza çıkıyor. Burada özellikle beklentiler tarafında bugün açılış beklentilerine baktığımızda Merkez Bankası'ndan işte beklentilerdeki kararsızlıktan kaynaklı olarak bir de Türk lirasının bunun potansiyel, Türk lirası üzerinde potansiyel baskı kurma ihtimaline karşın bankacılık endeksinin özellikle endekse destek veremeyeceği yönünde bir fikir var piyasada. Yani Merkez Bankası'nın ne yapacağına dair soru işareti var. Bundan kaynaklı Türk lirası baskı altına kalabilir. Nitekim geçtiğimiz hafta rekorları konuşuyorduk. Bu haftaya başlarken de yükselişte başladı zaten. Bu biraz bankacılık endeksine baskı altına alabilir. Ve bir de yurt dışı haberlerden kaynaklı olarak bugün borsada biraz baskı gözlemlenebilir şeklinde beklentiler var. Eğer tersine dönecekse bile dediğim gibi buradan gelecek desteğin bankacılık endeksinden çok da fazla olması beklenme işine açıkçası. Şirket haberleri tarafına da bakalım istersen. Çünkü halka arzlar var. Önemli şirket haberleri var yeni haftaya başlarken. Oradan notlarımızı düşelim. Özellikle tabii yerli bireysel tarafında halka arzlara ilgili acaba bir toparlanma var mı? Burayı da herhalde önümüzdeki süreçte yine yakından takip edeceğiz. Çünkü TL'de getir arayan, enstrüman arayan yatırımcının adreslerinden biri belki de daha fazla borsa olmaya aday. Kesinlikle öyle. Burada özellikle hani birkaç tane izleyeceğimiz şey var. Şunların ilk hesapta şey söyleyeyim. Yeni halka arzlar da var aynı zamanda evet. Ondan. RTL laboratuvarları sermayesine %43 oranında pay sahibi olduğu A1 kapital menkul değerler arşivinin halka açık hale gelmesi kapsamında esas sözleşme tadiline izin verilmesi amacıyla kurula başvuruda bulunmasına karar verildiğini bildirdi. Bir bu var. Ege Pro'nun temettü ödemesi var bugün takip edeceklerimiz arasında. Özak GEO'nun geri alım programı devam ediyor. Cuma günü izledik bunlardan yeni alımlar geldiğini. Arçelik'in yine aynı şekilde geri alımları devam ediyor. Bunun haricinde yine şirket haberleri tarafında ön plana çıkartabileceğimiz Biotrend tarafında şirket 150 milyon TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı iç kaynaklardan karşılanmak üzere 350 milyon TL tutarında artırılarak 500 milyon TL'ye çıkarılmasına ve iç kaynaklardan bedelsiz sermaye artırımının gerçekleştirilmesi amacıyla SPK'ya başvurduğunu duyurdu. Anadolu Hayat Emekliliği'nin prim üretim rakamlarını yine takip ettik. Eylül ayı itibariyle geçen yılın Eylül'üne kıyaslandığında %81 oranında bir artışla toplam prim üretimi 198.7 milyon TL olarak geldi. Ocak-Eylül dönemine baktığımızda geçen seneye göre neredeyse yatay 1.3 milyar TL olarak karşımıza çıkıyor. Bunun haricinde indeks bilgisayar tarafından JCI Eurasia tarafından derecelendirme çalışması yapıldı ve bu da şirketin ulusal vadeli notu 2A stabil görünüm ve kısa vadeli ulusal notu da A1 stabil görünüm olarak korunduğunu öğrendik. Yeoteknoloji tarafında şirkette İtimaden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Tesis Mühendislik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı arasında 15 Ekim tarihinde 40A BP4 tesisi elektrik otomasyon sistemlerinin yenilenmesi işi için sözleşme imzalanmış. Sözleşme bedeli 27.1 milyon TL olarak karşımıza çıkıyor. Bunun haricinde bir de neyi ön plana çıkartabilirim? Teknoloji sektörle ilgili bir haber var. Burada teknoloji geliştirme bölgeleriyle Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde istihdam edilen personel için verilen gelir vergisi stopajı teşviğinden yararlanma amacıyla şartlar iyileştirildi. Bu da işte teknoloji sektörüne dair yani destekleyici yönde atılmış bir adım olduğunu söyleyebilirim. Bir de dediğim gibi geçtiğimiz hafta çok fazla halka arz haberi takip ettik. Bununla ilgili bir çalışma yapıyoruz. Onu da paylaşacağız ilerleyen dakikalarda. Hani halka arz ilgisinde nasıl değişimler var, nasıl gerçekleşti onları da detaylandıracağız ilerleyen dakikalarda. Ama dediğim gibi geçen hafta çok fazla peş peşe takip ettik. Bir dönem işte acaba ilgi azalıyor mu diye sorgulamıştık ama şimdi geçtiğimiz haftaki halka arzların neticesini de bir topluca değerlendirip o trendde nasıl bir değişim olduğunu göstermek istiyoruz biz de.
Şimdi gelelim buradan bir de istersen raporlar tarafına. Geçen hafta gelip henüz işlemeye vaktimiz olmayan raporlar oldu. Bunlardan bir tanesi HSBC'nin gelişen ülkelerde gıda perakendecilerini ele aldığı bir rapordu. İstersen oradan devam edelim. Birazdan zaten borsada açılacak. Oradan açılış rakamını veririz. Bir de tabii Bloomberg ET'nin tüketici güven endeks rakamları da gelecek. Onları da aktaracağız yine izleyicilerimize. Borsa açılışı %0,13'lük bir yukarı yönlü hareketle bu arada gerçekleşti. 1411 puan borsanın açıldığı seviye, o da kabaca 1 puanlık bir yukarı yönlü harekete işaret ediyor diyebiliriz. 61 hisse şu anda yükseliyor, 21 hisse düşüyor, geriye kalanlar yatayda. Gübre fabrikaları, Enerjisa, Kortsa, Sarkuysan, Ege Endüstri gibi şirketler şu anda en çok yükselen konumunda, terminale ilk 5 olarak yansımış durumda. TSKB'nin şu an ekside olduğunu görebiliyoruz. Kervan Gıda, Türk Telekom, Aselsan ve İndeks Bilgisayar yine en çok düşen 5 hisse olarak terminalimize yansımış. Bloomberg ET Tüketici Güven Ön Endeksi de geldi. Ekim ayında bir önceki nihai endeksine göre %13,10'luk bir düşüşle 51,46 değeri aldığını takip ediyoruz. Bloomberg ET Tüketici Beklenti Ön Endeksi ise bir öncekiye göre %10,56'lık azalışla 61,73 değerini aldı. Bu arada içinde bulunduğumuz dönemin dayanıklı tüketim malları, otomobil, konut alımı için uygun olup olmadığını ölçen Bloomberg ET Tüketim Eğilimi Ön Endeksine baktığımızda burada da %0,52'lik bir geri çekilmeyle 30,81 değerini aldığımızı görüyoruz. Endeksin son 3 aylık seyri iş taleple ilgili yavaşlama sinyalleri ortaya koyuyor. Detaylara baktığımız zaman da tüketicinin hem kişisel mevcut durum algısında hem de geleceğe ilişkin beklentilerinde gerileme izlenmekte. Ekonominin açılmasıyla Haziran ve Temmuz aylarında yukarı giden endeksin Ağustos ayıyla başlayan düşüşünün devam ettiğini takip ediyoruz. Ağustos ayından itibaren küresel durum beklentileri özellikle enflasyondaki yükselmeyle bozulurken gelecek 12 aya ilişkin beklentiler çıkışına devam etmişti. Ekim ayı ön endeksinde geleceğe ilişkin beklentilerde de gerileme olduğunu takip etmiştik. Küresel piyasalarda stagflasyon tartışmaları, azalan risk iştahı, içeride para politikasındaki gevşemenin etkisiyle sert yükselen bir döviz kuru hareketi ve enflasyonist eğilimlerde Türkiye'deki güven endeksi üzerinde gerilemenin temel nedenleri olarak karşımıza çıkmakta. İstersen kısa bir yorum da getirmeye çalışalım Gizem. Çünkü seninle zaman zaman ele aldığımızda tüketici güvenini gerek kur hareketi, gerek küresel eğilimler, gerek enflasyon beklentileri ve hatta DTH'larla arasında korelasyonlar kurmak mümkün oluyor. Kesinlikle öyle. Bu sefer ama hani endeksteki düşüşün sebebini açıklamak çok kolay. Çünkü aslında döviz kurundaki değişimler hani geçmişten bugüne kadar hani Türk milletinin algısını en fazla değiştiren ve etkileyen, evet, faktör olarak karşımıza çıkıyor. Yani bütün verilerle doğrudan doğruya ilişkisi olan iki şey var. Bir tanesi döviz kurları, bir tanesi de faiz oranları zaten. Döviz kurundaki hareketin Eylül ayı içerisinde hani bu endekslere etki etmemesi mümkün değildi. Hani o yüzden de burada yurt dışı tartışmalara çok da fazla bakmaya bile gerek olmayabilir. Burada tabii o esnada ne oluyordu Eylül ayının içerisinde? Küresel çapta işte stagflasyon var mı, enflasyon geçici mi, kalıcı mı? Konuştuğumuz konular bunlardı ama içeride daha önemli bir konuyu konuşuyorduk. Döviz kurlarındaki yükselişle beraber enflasyon beklentilerinde bozulma izliyorduk. Bunun da tabii ki doğrudan doğruya bu 3 endekse de etkisi var. Burada bahsettiğimiz 3 endekse toplulaştırmış halde grafik üzerinden de bakabiliriz. Arkadaşlarımız tek tek ekrana veriyorlar zaten. Şimdi burada ekranıma verdiğim TGE diye gösterdiğim kırmızı çizgi Bloomberg ET tüketici güveni ön endeksi. Mavi ile gösterdiğim kısımda tüketici beklenti ön endeksini görmekteyiz. Bununla beraber siyahla gösterdiğim kısımda Bloomberg ET tüketim eğilimi ön endeksi var. Dolayısıyla biz Ağustos ayı itibariyle tekrar düşüş görmüştük. Yani düşüşe dönmüştü bu endeksler. Şu ay itibariyle, yani Eylül ayı itibariyle bu endekslerin tamamında biz bir kez daha düşüş izlemekteyiz. Burada dediğim gibi özellikle döviz kurundaki sıçrayışla birlikte enflasyon beklentilerinde bozulma, satın alma gücünde işte düşüş beklentisi, bunlar bu endekslere düşürücü yönde etki yapmış olabilir. Şöyle ki burada özellikle en ön planda neyi izleyebiliriz? Bizim için en önemli tartışmalardan bir tanesi neresi? Enflasyon beklentilerinde bozulma. Enflasyon beklentilerinde bozulma olduğunda ne olur? Yarın fiyatı artacak diye bir şeyleri bugünden tüketmeye devam edersin. Normalde kredi koşulları sıkı, işte para politikası, görece faizler yüksek vesaire. Zaten bunlar olmasa bile biz geçtiğimiz yıla nazaran bu sene tüketim talebinde yavaşlama her halükarda bekliyorduk. Şimdi dördüncü çeyrek itibariyle büyümede tüketimin katkısını biz iş
iç tüketimin katkısını ne kadar görebileceğimizi evet. de bu endekslerden izleyebiliriz. Burada ben özellikle siyahla görünen kısımdaki Bloomberg ET tüketim eğilimi ön endeksine dikkat çekeceğim. Orada da şöyle göstereyim, biraz daha büyüteyim. Bu endeksi oluştururken 5 tane soru kullanılıyor. Bu 5 soruya ne cevap veriliyorsa şayet ona göre bu toplaştırılmış halini biz endeks olarak, Bloomberg ET tüketim eğilimi ön endeksi olarak görüyoruz. Ne soruyorlar, yani hangisi zayıflamış? Dikkat etmek gerekirse eğilimden anlaşılacağı üzere özellikle son 1-2 ayda burada yavaş yavaş dikkat çekiyor. Yani insanların tüketim algısında zayıflama var. Bu 5 soru ne? Ne oluşturuyor? Bugünlerde ekonomik açıdan ne durumda olduğunuzu öğrenmek istiyoruz diyorlar. Bir yıl öncesine göre sizin ve sizinle beraber ailenizin durumu daha mı iyi yoksa daha mı kötü? Buna katılımcılar işte 4'ten cevap veriyor. Daha iyi diyor, daha kötü diyor, aynı diyor ya da fikrim yok diyor. İkinci soru, geleceğe baktığınızda önümüzdeki bir yılda sizin ve ailenizin ekonomik açıdan daha iyi ya da daha kötü durumda olup olmayacağına dair ne düşünüyorsunuz? Daha iyi, daha kötü cevap veriyorlar. Üçüncü soru, bir ay öncesine göre Türkiye ekonomisinin durumuna ilişkin görüşünüz ne diyorlar? Burada da daha iyi ya da daha kötü, aynı işte. Dördüncü soru, sizce önümüzdeki dönemde, 12 aylık dönemde Türkiye ekonomisi daha mı iyi yoksa daha mı kötü olacak yoksa aynı mı kalacak diye bir başka soru var. Ve son olarak da bulunduğumuz dönem sizce televizyon, buzdolabı, mobilya gibi dayanıklı tüketim malları ile konut ya da otomobil almak için iyi bir dönem mi yoksa kötü bir dönem mi? Bu sorular yüzün üzerine çıktığında, yani bu verilen cevaplar neticesinde, eğer biz bu cevapları yüzün üstünde görürsek algı iyi. Yani mesela insanlar yüzün üzerinde bir toplaştırmış endeks sonucu çıkarsa buzdolabı almaya atıyorum daha eğilimli. Konut almaya daha eğilimli. Dolayısıyla büyümeye katkı vermeye daha eğilimli. Kesinlikle büyüme, yani tüketmeye daha eğilimli. Tüketmeye hazırsa büyümeye katkı vermeye de hazır olduğu anlamına geliyor ama biz evet. buradan bu endekslerin sonucundan anlıyoruz ki bu içinde bulunduğumuz koşullarda hem ekonomik anlamda hem de tüketme algısı anlamında insanların beklentilerinde bir zayıflama söz konusu. Bu da büyüme beklentisi. Yani bahsettiğimiz değer 51,5. Evet. Bu da büyüme beklentilerini zayıflatma yönünde, yani en azından tüketimden beklendiği kadar bir katkı gelmeyeceğinin de işaretidir. Zaten anket bazlı göstergelerin temel amacı da budur. Öncesinde bir şeyleri okumak amaçlı yapılır. O yüzden de bu öncü göstergeler biz büyüme anlamında tamam her halükarda zaten bu yılı iyi kapatacağız. Ondan yana bir şey yok. Hatta sanayi üretiminde işte söyledik çift tane evet. görme ihtimalimiz var. İşte çeşitli bazlardan kaynaklı işte çift tane büyüyerek bu yılı kapatma ihtimalimiz var diye. Ama mevcut koşullarda döviz kurundaki oynaklık enflasyon beklentilerini bozmaya devam ettiği müddetçe ya da insanların enflasyonu realize olup da satın alma gücünü de zayıflatmaya yol açarsa şayet biz önümüzdeki dönemlerde geçtiğimiz dönemlerde olduğu kadar büyük bir tüketim iştahıyla karşılaşmayabiliriz. Bu da büyüme açısından zaten negatif olur. Bu arada Türkiye'nin net uluslararası yatırım pozisyonu da Ağustos'ta -292,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Bir önceki veri 290 milyar dolarlık yine bir eksiye işaret etmişti. Hatırlatalım ve gidelim buradan HSBC'nin gelişen ülkeler gıda perakendecileri raporuna. Az önce saymış olduğun unsurlar çerçevesinde özellikle bu raporun içerisindeki Türk gıda perakendecileri için neler söyler bize HSBC? Şimdi bir küresel gelişen ülkelerde işte bir forum vardı. Bu şirketlerin, yani gıda perakendecilerin katıldığı. Onlar da aynı zamanda katıldılar ve buradan da gözlemlerini sadece Türkiye üzerinde değil, işte Polonya var içerisinde, içinde Rusya var. Gelişen Doğu Avrupa ülkeleri diyelim. Bunların gıda perakendecilerinin olduğu bir forumun neticesinde işte gözlemlerini ve beklentilerini anlattıkları bir rapordan bahsediyoruz. İlk etapta bu gıda perakendecileri evreninde kimler var? Aslında HSBC'nin mevcut durumda cover ettiği, araştırma kapsamında bulundurduğu 5 tane gıda perakendecisinin 3'ü Türk, 1000 Migros ve Şok var içerisinde. Şöyle ki bu raporda ne koymuşlar? BİM için, bunların hepsinde 6 hassesi var bu arada. BİM için 6 hassesi var, Migros için 6 hassesi var, Şok için 6 hassesi var. Hedef fiyatlarda bu raporda bizim şirketlerde herhangi bir değişiklik yok. Diğerlerinde de yok zaten. Bu dediğim gibi bu forumun neticesinde gözlemler aktardıkları bir rapor. BİM için 105 TL, Migros için yine 6 hassesiyle 54 TL, Şok için 18 TL'lik hedef fiyatla beraber yine 6 hassesi veriyorlar. Dikkat etmek gerekirse hani bizim Türk hisselerinin ucuzluğunu zaten artık tartışmıyoruz da hepsinde işte bulundukları fiyattan, hedef fiyattan bulundukları fiyatın hedef fiyata uzaklığı %60'ın üzerinde. %60 üstünde bir getiri potansiyeli sunuyor. Mesela Dinapolska tut tavsiyesi var. %2 getiri potansiyeli. İşte diğer şirket %12,8. Yani böyle bir hisse hedef fiyat koyup da bu kadar yüksek potansiyel vadeden hani dünyanın hiçbir yerinde başka şirketler hani
azdır, öyle söyleyeyim en azından. Türkiye ilişkin ne düşünüyorlar? Şunları değerlendirmişler işte, regülasyonları, enflasyonu ve bu sektördeki büyümeyi değerlendiriyorlar. Ve geçtiğimiz birkaç ay içerisinde yüksek gıda enflasyonu, özellikle gıda perakendecilerinde işte bu fiyat artışlarını denetleme gibi mekanizmaların çalışması, gıda perakende yasası, bunları zaten özellikle Türk gıda perakendeciler için son dönemde en çok gündeme gelen konular da bunlar. Mevcut durumda burada bunları biz risk olarak kenarda tutmaya hala devam ediyoruz diyorlar. Ama bu zaten genel itibariyle sektörün tamamına gelecek bir regülasyon olduğunu da unutmamak lazım. O yüzden de mevcut durumda böyle modern işletmeciler için, yani gıda perakendecilerinin bu ölçekte olanları için, herkese o regülasyon geleceği için onların çok fazla rekabetinden bir şey kaybetmeyeceğini, pazar payından bir şey kaybetmeyeceğini öngördüklerini ifade etmişler. Aynı zamanda önümüzdeki dönemde gıda perakendecilerinin penetrasyonundan kaynaklı olarak hala işte büyüme potansiyeli olduklarını görmüşler. Şu var, sadece işte maliyet tarafında önümüzdeki yıllarda dövizden kaynaklı olarak maliyetlerinin etkilenmesine bir risk izlemek gereken bir faktör olarak ifade etmişler. Bir de beklenenden yüksek gelen TÜFE'nin bu şirketlerin özellikle asgari ücretle çok fazla insan çalıştırmasından kaynaklı olarak, hani beklenenden yüksek bir enflasyon gelirse, asgari ücret enflasyonu gelirse, hani maliyet artışıyla sonuçlanabileceği için onlara risk olarak değerlendiriyoruz demişler. Bir de bu e-ticaret kanallarıyla büyüme kısmını değerlendiriyorlar. Burada özellikle Migros'un sektörü daha çok önde götürdüğünü, sektörün daha ilerisinde hareket ettiğini değerlendirdiklerini söylemişler. BİM'in file formatının özellikle iyi büyüdüğünü değerlendiriyorlar. Şok'ta da aynı şekilde özellikle teslimat servislerinin hızlandığını, bunu da olumlu olarak karşıladıklarını değerlendirmişler. Yayını kapatırken yine bakalım borsada en çok düşenlerde, yükselenlerde kimler var? Gübre fabrikaları şu an en çok yükselen konumunda, arkasında Sarkuysan, Çemtaş, Enerjisa, Çaniki Termik Santrali gibi şirketler gelmekte. En çok düşen tarafta yüzdesel bazda Doğuş Otomotiv geldi ekranımıza. Ardında Türk Telekom, Aselsan, Gözde Yatırım Ortaklığı ve yine Türk Hava Yolları hisselerini takip ediyoruz. Böylece piyasa masasının bugün sonuna geldik. Yarın sabah tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.